Almanya'ya nasıl iltica edilir ve Almanya'ya kimler iltica edilir? Herkese merhaba. Gazeteci arkadaşım Fatih Yılmaz ile birlikte daha önce süresiz oturma ve vatandaşlık ile ilgili bir video çekmiştik. Bu videoya çok fazla yorum geldi, çok fazla izlendi. Yorumlara baktığımız zaman daha çok Almanya'ya iltica ile alakalı çok fazla soru olduğu için biz bu sorulara bölüm bölüm Fatih Bey ile birlikte cevap vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın konusu Almanya'ya nasıl iltica edilir ve Almanya'ya kimler iltica edebilir? Bugünkü konumuz bu. Öncelikle Almanya'ya iltica etmek istiyorsanız Almanya'da bulmanız gerekiyor. Yani Almanya dışından Almanya'ya iltica etme imkanınız yok. Dolayısıyla İstanbul Konsolosluğu'na gidip Almanya'ya iltica edemezsiniz. Bir şekilde Almanya'ya gelmiş olmanız gerekiyor. İltica başvurusu da şahsen yapılır. Bizzat yapmanız gerekiyor iltica başvurusunu. Fakat istisnai hallerde avukatınız da sizin için iltica başvurusu yapabilir. Mesela örneğin o an siz deport ediliyorsunuz, havaalanındasınız veya Türkiye'den Almanya'ya geldiniz, havaalanında iltica etmek isterken polisler sizi almadılar. Orada hemen bir avukata ulaşıp avukatın sizin adınıza iltica başvurusu yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu çok istisnai bir hal. Avukat geçici olarak bir başvuru yapar. Tekrar yine asıl başvuruyu sizin yapmanız gerekiyor. Veya Almanya'ya normal vizeyle girebilirsiniz. Bu da çok soruluyor. Hani Almanya'ya ben vizeyle gidip iltica başvurusu yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Burada BAMF, Göçmen Dairesi, bununla ilgili yetkili. Göçmen Dairesi'nin herhangi bir şubesine gidip iltica etmek istediğinizi söylediğiniz zaman onlar sizin başvurunuzu alıp işleme koyabilirler. Veya mesela Almanya'da oturumunuz var. Uzun süreli bir oturumunuz var. Ama Türkiye'de bir hakkınızda soruşturma açıldı. Artık Türkiye'ye dönemiyorsunuz. Almanya'da yaşıyorsunuz. Yine bu şekilde de gidip iltica başvurusu yapabilirsiniz. Eğer Almanya'da 6 aydan fazla süreli bir oturumunuz var ise iltica kanunu 14'e 2. maddesine göre yazılı bir iltica başvurusu yapma hakkınız var. Bu size şu avantajı sağlıyor. Herhangi bir şekilde kampa girmeden, mülteci kamplarında kalmadan evinize oturup çalışıyorsanız eğer işinize devam edip, öğrenciyseniz eğer okulunuza devam edip bu şekilde iltica edebiliyorsunuz yazılı bir şekilde. Tıpkı diğerleri gibi işlemleriniz aynen devam ediyor. Veya mesela Almanya'ya geldiniz, aslında Almanya'da yasal olarak bulunmamanız gerekiyor veya oturumunuz bitti, dönemediniz Türkiye'ye ve polise yakalandınız. O anda da polis üzerinden hemen iltica etmek istediğinizi söylerseniz polisler sizi ifadenizi alıp iltica merkezlerine yönlendirir. Bu şekilde iltica edebilirsiniz. İltica Alman Anayasası'nda bir hak olarak tanınmış. Yani çoğu Avrupa ülkesinde bu yok. Bir iltica kanunu var. Bir de Alman Anayasası'nın 16. maddesinde bir hak olarak verilmiş. Eğer kendi ülkenizde dilinizden dolayı, dininizden dolayı, mezhebinizden dolayı, siyasi görüşünüzden dolayı veya herhangi bir sosyal gruba ait olmanızdan dolayı zulme uğramış iseniz, zulme uğrama ihtimaliniz var ise, baskı görme ihtimaliniz var ise Almanya'ya iltica edebilirsiniz. Adi suçlular iltica edemezler. Yani ya, mesela Türkiye'de evrakta sahtecilikten dolayı bir suç, bir cezanız var, bir soruşturmanız var. Bundan dolayı iltica edemezsiniz. Yani yapmış olduğunuz ilticanın politik sebeplerden kaynaklanıyor olması lazım. Veya mesela cinsel tercihlerinizden dolayı eğer ülkede baskı görüyorsanız bu da yine bir iltica sebebi olabilir. Burada tabii şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Saldırının devletten geliyor olması lazım. Yani siz ülkenizde politik bir şekilde takip ediliyorsunuz, zulme uğrama ihtimaliniz var. Dolayısıyla bu saldırının devletten geliyor olması lazım. Şimdi normalde Almanya'ya siz kaçak yollardan giremezsiniz. Bu bir suç. Dolayısıyla kaçak yollardan eğer Almanya'ya girerseniz hakkınızda bir ceza soruşturması açılır. Fakat mülteciler açısından bunun bir istisnası var. Eğer bir kişi Almanya'ya kaçak olarak gelmiş olsa dahi Almanya'ya iltica ederse
Almanya'ya kaçak girmekten dolayı hakkında yapılan soruşturmada takipsiz karar verilir. Yalnız burada çok önemli bir detay var. Bunu atlamamak gerekiyor. Şimdi tabii ki siz Almanya'ya girebilmek için veya kendi ülkenizden çıkabilmek için sahte bir evrağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Çoğu zaman insanlar mesela Yunanistan'da sahte bir Fransız pasaportuyla veya kimlik kartıyla, Yunan kimlik kartıyla Almanya'ya geliyorlar. Veya Türkiye'den bu şekilde başkasına ait pasaportla mesela çıkıp Almanya'ya geliyorsunuz. Veya aslında vizeniz gerçek bir vize değil, sahte bir vizeyle Almanya'ya geliyorsunuz. Şimdi normalde dediğim gibi Almanya'ya kaçak yollardan girmekten dolayı yapılan soruşturmada takipsiz karar verilir. Ama Alman Anayasa Mahkemesi'nin şöyle bir kararı var. Diyor ki mahkeme, doğru, kendi ülkenden ayrılmak için veya Almanya'ya gelmek için yasal olmayan yollardan gelmek zorunda bir mülteci. Zaten bunun başka yolu yok. Yoksa mülteci olmaz zaten. Fakat Almanya'ya ulaştıktan sonra o sahte belgeyi veya sahte evrağı artık kullanmaması gerekir. Yani siz Yunanistan'dan bir sahte evrakla uçağa bindiniz. Binmek için o evrağı kullandınız. O evrağı elip eğer Almanya'da havalimanına indikten sonra polise gösterirseniz hem hakkınızda Almanya'ya kaçak girmekten dolayı hem de sahte evrak kullanmaktan dolayı soruşturma açılır. İltica ettiğiniz zaman kaçak bir şeyle girmekten dolayı olan dava düşer ama sahte evrak kullanmakla ilgili dava devam eder ve ceza alırsınız. Çünkü mahkeme diyor ki siz zaten Almanya'ya geldiniz. Dolayısıyla bir kimliğe, sahte bir kimliğe ihtiyaç yok. Mülteci olmak için siz ben iltica etmek istiyorum dediğiniz anda zaten iltica başvurunuz alınıyor. Bunun için sizden herhangi bir kimlik, Fransız kimliği, başka bir ülkenin kimliği, sahte bir kimlik istenmiyor. Dolayısıyla siz eğer hala bu kimliği kullanıyorsanız o zaman bu bir suç deyip size ceza veriyorlar. O nedenle bu konu çok önemli. Çünkü çok fazla bu şekilde ceza alan, para cezası alan insan var. Buna dikkat edelim. Tabii yani kadınlar, gençler, LGBT bireyler değil mi? Yani bir herhangi bir sosyal gruba mensup olduğundan dolayı veya cinsel tercihlerinden dolayı veya mesela bir insan ateist olabilir, bir insan inanmıyor olabilir. Bundan dolayı toplum baskısı görülür ve gidip yetkili mercilerden yardım istediğinde de gerekli yardımı göremiyor olabilir. Ama bunu hep ispatlamanız gerekiyor. Yani o yetkili merciye gittiğinizi ispatlamanız gerekiyor. Polise başvurunuz ve polisin hiçbir adım atmadığını, polisin sizi koruyamadığını, yani Almanya'ya gelmenin son çare olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Başka türlü. İltica başvurusu yaptığınız zaman zaten size iki tane temel soru sorular. Bir, iltica gerekçeniz nedir? İkincisi de Türkiye'ye dönerseniz ne olur? Biz tabii bununla ilgili özel bir program yapacağız. Yani çünkü bu ana mülakat, ilticanızı gerekçelendirmek ve Türkiye'ye neden dönebileceğinizi anlatmak çok önemli. Bununla ilgili daha sonra bir program yapacağız. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Gittiniz, iltica başvurusu, Almanya'ya bir şekilde ulaştınız, iltica başvurunuzu yaptınız, iltica başvurunuz alınır. Ondan sonra siz sisteme kaydedilirsiniz, size bir kimlik kartı verir. BANF, daha sonra da sizi sizinle ilgili yetkili BANF'a gönderir. Şimdi burada mesela siz Berlin'de başvurdunuz, Berlin'de kalamayabilirsiniz. Siz Berlin'de başvurursunuz, sizi Bayern'e gönderirler. Hamburg'da başvurursunuz, sizi Köln'e gönderirler. Yani düşük de ihtimal ama böyle bir ihtimal de var. Daha sonra oraya gittiğiniz zaman da orada ilk derece kamp, yani bu Erste Aufnahme Einrichtung diyorlar Almancası. Oraya alıyorlar sizi. Orada size bir yeşil kimlik veriyorlar. Ausweis diyorlar ona. Onu aldığınız zaman artık orada siz ilk derece kampa girmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da artık yol mülakatını ve ana mülakatı bekliyorsunuz. Bunu bugün burada bitirelim. Gelecek videoda yol mülakatından başlayıp tekrar devam edelim. Yol mülakatı çok önemli. Çünkü yol mülakatında Almanya'nın sizinle ilgili iltica başvurusunu karara bağlamaya yetkili olup olmadığına karar veriliyor. Dolayısıyla ya Almanya'da kalıyorsunuz ya da başka bir ülkeye gönderiliyorsunuz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Varsa sorularınız, şimdiye kadar anlatmış olduklarımızla ilgili varsa sorularınız, onu da eğer yorumlar kısmına yazarsanız biz Fatih Bey'le belki bu seri bittikten sonra bir canlı yayın belki de yapabiliriz. Orada tek tek sorulara da cevap verebiliriz.